Herkese günaydın. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Biz arabaya bindik şimdi. Kerim, Ayas ve ben. Anneanneye gidiyor zannediyor. Duydunuz mu? Anneanneye gidiyor zannediyor. Doğru söylüyor. Anneanneye gidiyoruz biz. Öncesinde kartonlarım var. Kartonlarımı çöpe atmaya gidiyorum. O uzakta Wertstoffhof'a gidiyorum. Arkada da karton var. Cam kavanozlar var. Ayas. Onları yok etmeye gidiyorum. Anne. Annem. Araba geliyor. Araba geliyor, evet. Yanda araba var. Kartonları yükledim. Acele acele. Araba bekliyordu. Ondan komşular. Park etmek için. Ondan hemen aceleyle yükledim, çıktım. Şimdi yoldayız, gidiyoruz. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. Evet, çocukları anneme bıraktım ben. Dışarı çıktım. Bu arada yine sallayabilirim kamerayı. Çünkü bu sefer de selfie çubuğumu unuttum. Evde unutmuşum. Böyle çıktım artık. Şimdi bir diyorum ki bir yerlere gireyim, bakayım, mağazaları gezeyim istedim. Havada bugün biraz daha sanki yumuşak, iyi. Yani çok fazla soğuk değil. Gidip bir yerlere bakmak istiyorum öyle. Siz de bana eşlik edin istiyorum. Ondan sonra da çocukları alırım, eve doğru giderim. Emre'yi uyandırırım. Ondan sonra yemek memek, günlük normal rutine geri döneriz. Bu arada yolda yürürken de Hülya ablayı gördüm. Hülya ablaya da buradan selamlar olsun. Anlaştırası'daki mağazaya girdim, böyle tatlı tatlı şeyleri olan. Bakın şu renklerin güzelliğine bakın. Mumluk, oturak, pembe. Çok güzel renkleri var burada. Hani her eşyanın sattıkları gerçekten çok güzel şeyler var. Bunlara bakın. Bu güzelmiş. Hadi bakalım. Bu da fena değil. Ne kadar bunlar? Şöyle yazma. Çok güzel şeyler var. Kapı düşmesin diye ağırlık mum var. Kendime şimdi hızıma bakıyorum. Ne zamandır hızmamı takmadım. Galiba yaklaşık 2 sene oldu. Ve takmak istiyorum artık. Ama şöyle halkalıları falan sevmiyorum. Büyükleri, irileri sevmiyorum. Düşünüyorum şunu mu alsam. Bu bayağı küçük böyle bir şey. Ya da şurada neydi varmış bakalım. Bunlar da halkalı da var içinde. Çiçekli mi çiçekli de sevmiyorum. Hangisini alsam ki? Galiba yine en güzeli benim bulduğum şu.
Evet, bu olsun. Zarif duruyor en azından. Bir de siyah noktalar için şöyle bir şey buldum. Bunlar iki kutu. İçerisinde ne kadar var? 6 tane var. Yani içinden bunun 12 tane çıkıyor bu markanın. Bir de böyle Garnier'in var. Onlar da zaten... Onlar da 5 euro, bu da 5 euro. Aslında bu daha mantıklı. İçerisinde daha fazla var ama bunu hiç denemedim diyebilirim. Bu da neymiş? Hem çeneye... Ha, bu maske olarak. Bu maske olarak varmış. Bir de... Bu var. Bundan 4 tane çıkıyor. Ben şunu alacağım. Bir deneyeyim bakalım nasıl bir şey. Evet. Merhaba. Tekrardan. Biz eve geldik şimdi. Ayas'ı aldım. Kerim'i aldım. Orada biraz annemle oturdum. Ondan sonra eve geldik. Ve... Ayas arabada uyudu, şimdi orada birazcık mırıl mırıl böyle kenarda böyle duruyor. Küsmüş bir şekilde böyle de bakıyor şu aralıktan. Küstün mü? Küsmüş oğlum. Evet, eve geldim. Size kısaca bir aldıklarımı göstereyim istedim. Kalabalıktı, çok kalabalıktı çarşı. Çok güzeldi. Hava güzeldi çünkü. Ne yazık ki Emre'nin boş günü yok. Boş günü olsaydı bugün hep birlikte giderdik annem bile. Biz de böyle beraber ikimiz sadece bir şey yapardık. Ama nasip olmadı. Çünkü Emre'nin boş günü yok. Şimdi neler aldım size bir göstereyim. Şurada bir meyvelik aldım. Bakın bunu Philips'ten aldım 6 euroya. Böyle büyük. Buna meyveleri koyacağım ya da herhangi bir şeyleri koyarım dedim. Şu hoşuma gitti siyah. Bunu aldım. Sonra hızıma yem aldım. Ve bunu göstermiştim sanırım size. Böyle Müller'den siyah nokta için stil aldım. Gene Müller'den aldığım bir şeyi daha göstereyim size. Eğer tabii bunun içindeyse. Aa, bunun içinde değil. Kerim! Anneciğim! Çantamı getirebilir misin? Hızmama bulamıyorum. İnşallah kaybetmedim. Teşekkür ederim annem. Arkadaşlar. Ben küçüğüm. Göstereceğim annem. Dur. Anneciğim dur. Dur bakalım. Önce bir anne hızmayı arasın. Buldum. Burada çantamdan çıktı. Buldum çok şükür. Bunu şimdi birazdan deneyeceğim. Bakalım burun deliğim daha açık mı bilmiyorum. 2 sene hiç kullanmadığım için girecek mi bilmiyorum. Bir tane bundan aldım. Sonra yani kendime sadece bu ikisini aldım diyebilirim. Sonra eve yine şöyle bir tahta aldım. Bunu da yaklaşık 3 euroydu aldım. Biliyorsunuz plastik tahtalarda kesiyordum. Şimdi onların hepsini atacağım ve bunu kullanacağım. Çünkü çok kullanışsızdı o plastikler. Öyle söyleyeyim size. Ve yeni tencerelerimin yanına şöyle silikondan kaşık aldım. Bunlarla karıştıracağım bundan sonra. Ve Kerim'ime, okuluma muz aldım. Sonra yarın yeğenlerimin yanına gideceğiz. Kerim çok istiyor. Timur'u özledim, özledim gibi duruyor. Onlara şöyle çikolata. Sonra şu vegan şekerlerden aldım. Ve böyle bunlardan aldım. Gelelim Emre'ye. Emre'ye de tabii boş durmadım. Aldım bir şeyler. Emre'ye de ne aldım? Burada böyle bir çorap. Yine bir çorap. Ve yine bir çorap.
Siyah çorap aldım bakalım. Beğenecek mi? Siyah çorap giyiyor. Beyaz falan hiçbir şekilde istemiyor. Bunları aldım artık. Bunlar da Emre'nin. Evet. Şimdi üzerime bir değişeyim. Ondan sonra yemek yapmaya başlayalım. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Tavuk çıkarmıştım. Tavuk yaparım diye düşünüyorum. Çocuklara da bugün söz verdim. McDonald's'ten bir şeyler alacağım. Bize de tavuk listemde zaten akşam üzeri tavuk et türü bir şeyler var. Tavuk et köfte türü var salatayla. En azından tavuk yemiş olurum. Emre de yer. Yanına da Emre hep pirinç pilavı seviyor biliyorsunuz. Ya pirinç yaparım sorarım eğer. Bulgur isterse bulgur yaparım. Aldıklarım bunlar. Hemen bir üzerimi çıkarayım yine. Açarım kamerayı. Emre uyandı. Ben annemde Ayas'ın ilacını unuttuğumu fark ettim. Emre dedi gideyim alayım Kerim'le dedi. Kerim hazırlandı. Ayas bu sefer arkalarına hüngür hüngür ağladı. Ben de geleceğim diye. Emre bu sefer ikisini aldı ve şeye doğru gitti. Hüdaverdi'nin oralara mı bilmiyorum nerede de annem gel alışveriş yaptı. Onları alıp alışverişi evlerine götürüp ilacı alıp gelecek. Şimdi yoldalar. Ben yemeği zaten pişirmeye başladım. Pişmek üzeredir. Ben de şimdi burada McDonald's'e gireceğim. Çocuklara sözüm var. Bir şeyler alacağım. O yüzden dışarı çıktım. Onlar gelene kadar ben de bunu halletmiş olurum. Beraber oturup yemek yeriz artık. Burada salatam hazır. Ve tavuklar pişti. Göstereyim şurada şöyle. Çok da güzel kızardı. Görüyorsunuz bayağı da içine sığıyor. Sığmıyor değil. Emre daha çok kanat seviyor. Emre'ye kanat koyuyorum. Şöyle kanat. But. Ay, yandayım. Şöyle yanına da pirinç pilavını katayım Emre'ye. Bu Emre'nin tabağı. Pirinç pilavıyla yer, şeyle yer, salata da yer yanına. Şöyle katalım. Çocuklara da McDonald's'ten dediğim gibi sözüm vardı. Oradan bir şeyler aldım. Şöyle. Emre'ye de biraz patates katayım. Çünkü çocuklarınkinden zaten tırtıklayacağı için. Şöyle onun yanına da biraz katalım. Tamam. Bu Emre'nin tabağı. Evet, şimdi bunu yapacağım. Önce bir açayım hemen. Korkuyorum kameram pat diye lavaboya düşecek. Yok, eksik olurdu. Şimdi bu böylemesine önce bir burnumu yaşartmam lazım, ıslatmam lazım.
sadece ıslatmam yeterli oluyor. Bunu da böylece yapıştırıyorum. Şöyle bakın. 15-20 dakika sonra da bunu çıkarıyoruz. Değil mi? Evet. Hayır. 10-15 dakika yazıyor. Olsun. Biz 20 dakika bırakalım. Anca çıkar. Tamamdır. Ay ne korkunç görünüyor. Ne zamandır? Ne zamandır yapmamışım, düşünün böyle şeyler. Ne zamandır yapmamışım ya. Şuna bak. Şöyle. İyice yapıştı. Saate bakalım. Saat olmuş bayağı. Neyse, bir yerimize yine oturmadık. Hadi gidelim. Biraz dizi bakalım. Ne bakalım? Kızılcık şerbetini ne zamandır açıp bakmadım. Ona bakmayı istiyorum. Emre dışarı gitti. Red Bull alıp gelecek kendine. Enerjisi kalmamış. Halbuki ben bir tane aldım ama yarın pazar olduğu için gidip almak istedi. Ben de o gelene kadar çocuklar da oturup yemeğini hala yediği için. Ben yedim, kalktım. Emre yedi, kalktı. Onlar hala yediği için. Ben de hemen kızılcık şerbetini açıp birazcık dizi izleyeceğim. Evet. Şimdi burada çıkarayım istiyorum. Çünkü banyoda çıkarırsam biraz kötü olabilir kameram açısından. Zaman doldu. Oy, ne zamandır yapmıyorum ya. Sanırım birazcık fazla mı beklettim? Evet. Galiba. Bakın kıpkırmızı oldum. Görüyor musunuz? Biraz fazla bekletmiş. Olabilirim. Evet. Vah. Çıktı. Bakın. Görüyor musunuz? Görebildiğiniz kadarını. Bayağı dolu. Bayağı dolu ya. Bana aslında bir yüz bakımı şart. Gerçekten şart. Şimdi yüzümü yıkamaya gidiyorum çünkü böyle gezemem. Şebek misin sen?
Hadi çorap giyelim kak. Çorap. Bugün ne unuttum biliyor musunuz? Latte macchiato'mu içmeyi unuttum. Saatler biraz geç olsa da yapacağım ve içeceğim. Oğlum sen ne yapıyorsun yavrum? Halının altına girdi şu an. Annem. Ne yapıyorsun acaba? Ha? Şöyle sütümü koyayım. Ben de diyorum bir şey eksik ama ne eksik bugüne? Demek ki buymuş. Bu kamera niye yine çok yakından çekiyor? Zoomladım mı ben bunu yine? Yok. Allah Allah. Hı? Sanki çok yakın çekiyor gibi geldi ama. Anne ne yapıyorsun? Çık bakayım oradan. Emre de banyodan çıkmış. Duymamışım. Ondan sonra bir seslendi ama bir korktum. Bir korktum. Anne! Ne bana sinyal vermeye çalışıyormuş. Geçeceğim oradan. Kapat videoyu. Sonradan bir seslendi ama bir korku kaldı var ya. Ben de anlatamam size. Ne oldu? Allah'ım ya. Cezalık. Latte macchiato mu sen hazırlıyorsun? Vallahi ceza. Vallahi ceza. Çok korkuttun beni. Bilerek değildi ya. Al. Buyur. Sizi yalnız bırakıyorum baş başa. Gidiyorum buradan. Olayı anlamayan varsa Duygu burada video açmış. Ben de ayıptır söylemesin banyodan çıktım. Duygu'yu duydum. Dedim ki böyle çıkmayayım ben. Şeye, kameraya böyle çıkmak istemiyorum dedim. Yok bir çık attın. Yok yani niye? Ben atletle falan. Atletle falan çıkmayayım dedim. Şöyle geldim şu tarafa doğru. Duygu'ya haber verecektim kamerayı kapat diye. O sırada da Duygu buradan bana baktı. Beni görünce korktu. Çığlık attı. Sadece çığlık da değil. Neyse detayı vermeyeyim. Şimdi ceza niye? Olarak... Detayını vermiyorum derken? Ben oraya yayınlamış olacağım şimdi bunu izlerken. Ay yok artık abi. Ama bu bakın buna benzer şey biz iki haftada bir yaşıyoruz. Yani iki haftada bir Duygu... Haftada bir. Böyle korkuyor benden. Beni gördüğü zaman ne bileyim. Seni gördüğün için çarptı oluyor ne yapayım. Hadi bırakıyorum seni. Bana güzel bir latte macchiato hazırla. Yapamam. Yapabilirsin. Nasıl latte macchiato? Aha bak burada bıraktım. Şu gün yaptığım sütüm ceza olarak arkadaşlarla seni baş başa bırakıyorum. Hoşçak. Sen bunu temizlik mi yapıyorsun? Yaptım bile. Ne yapacağım ben? Latte macchiato. Ben en son latte macchiato ne zaman yaptım biliyor musun? Vallahi hatırlamıyorum. Klofa basacağım bitecek. Vallahi hatırlamıyorum. Bana nasıl güzel yapıyorum? Bir bardak al oradan. Yok. Bunun içine koyacağım. Ya bak hele. Ya işte böyle. Ya Duygu'da bir şey var. Duygu sürekli benden korkuyor. Herhalde benim evde olmamama mı alışkın ne bilmiyorum. Beni evde gördüğü zamanlar böyle bir şeyler oluyor. Acayip çığlıklar falan atıyor. Kendini yerlere falan atıyor yani. Şakadan da değil gerçekten çok korkuyor. Beni gördüğü zaman acayip korkuyor. Enteresan bir kadın. Yapacak bir şey yok. Bu süt taze miydi? Evet, koydum ya tezgahın üstüne. Yani taze olan oydu değil mi? Evet. Tamam. Yapalım o zaman latte macchiato'yu. Baba! Ne oğlum? Baba! Ben en son bu kahve makinesinden bir kahve veyahut da latte macchiato falan o tarz bir şey yapalım. Abartmıyorum belki yarım yıl falan olmuştur yani en azından bir 4-5 ay kesin olmuştur. Yapmayı unuttum bile. En azından yapıyor bir ara hiç yapmıyordu. İyi görünüyor. Yani çalıştığını görüyoruz en azından.
Bir ara süt falan da çıkarmıyordu. Sadece su veriyordu. Ondan sonra Duygu bir şeyler yaptı. Yok pardon, ben yaptıydım. Ben bir şeyler yaptım. Kahve makinesini temizleyeyim falan dedim. Temizledikten sonra iyice bozulmuştu. Belki bilirsiniz, bundan birkaç ay önceydi. Ama Duygu ne yaptıysa yapabilmiş. Duygu'nun latte macchiato'su bitti. Biz onu hemen bir götürelim. İnşallah dökmeden. Nereye şat? Wohin? Oraya mı? Emin misin? Eminim. Ayas döker. Bu ne? Kakao mu? Hayır, kakao. Ayas'ın pijaması ne güzelmiş ya. Evet. Yeni mi bu? Ben Ayas'ın bu pijamasını ilk defa fark ediyorum. Yani neydi ya? Neyse dikkat et, şeye bak. Latte macchiato'ya. Semra'nın pijamasının adı neydi? Kemal. Kemal, ha? Dilimde. Kemal'in pijaması. Emre bana latte macchiato yaptı arkadaşlar. Dizinin sesini keşke daha önceden saymışım. Evet. Ah, gördün mü? Aç ağzını. Neydi o? Kalem mi o? Kahvesi değil, köpüğü sütünden veriyorum. Nasıl bir anneyim ama ya? Afiyet olsun oğlum. Umarım bir daha yapmazsın. Hadi yapıyor git. Yine ha. Hayır hayır, kahve bu kahve. Daha istiyor, bakar mısın? İster tabii. Saat kaç oldu? Saat 7:10 geçiyor. Sen Kerim'i uyuttuktan sonra gidiyordun değil mi işe? Öyle. Yani yatırdıktan sonra. Tamam. Ben de uyumuyor biliyor musun? 2 saat sürüyor uyuması. Niye uyuttuktan sonra diyor? Ya uyumuyor, ben ne yapayım? Lager kırıldın baba. Unutmaya çalışıyorum Kerem'i. Lager kırıldın. Sen bendeyken 5 dakika içinde uyudun. Lager kırıldın anne. Lager baba. Yatağı mı kırdı? Yatağımı kırdı anne yatağı diyor. Yatağı kırdı diyor. Yatağını kırdım. Oğlum bu anne işte, alışman lazım. O her şeyi kırıyor önüne geleni. Ne yapayım, olmuşum 90 kilo, eski kilomla kırdım, ne yapayım? Şimdi 90 değilim arkadaşlar. Şimdi kaç, 88 misin? Hayır. Ya? Salı günü tartı günü. Söylerim salı günü. İyi tamam. Ayas komiye. Gel bakayım buraya bir. Sen ne yaptın? Annenin içeceğini bunu mu şey yaptın? Ne yaptın? Anlat bakayım. Söyle arkadaşlara ne yaptın sen? Anne yaptı. Anne mi yaptı? O sen değil miydin? Kaynara olsun. Onu ekşiydi. Oğlum vurma. Ne? Kerim bırak bir öpsün. Kerim bir öpsün, gel. Öp, öp abi, öp. Kerim bırak da bir öpsün ya çocuk. Öpmek istiyor, Nail öpmek istiyor. Öp, öp abiyi. Öpsene. Ben de istemiyorum. Ah, sen devam et, ben hazırlanayım. Abi sen kapat. Şunu için. Yavaş. Bu arada bir şey kaçırdım. Bir bırak çek. Sadece ben değil, çocuklar da dalga geçiyor. Göbüş göbüş diye dalga geçiyorlar babalarıyla. Beni kime benzetiyorlar söyleyeyim mi? Neydi o adamın adı? Adamın ismini bilmiyorum da. Bir
bir tane kliplere falan çıkıyor böyle. Shorts falan yapıyor. Aynen. Şöyle bir göbeği var. Göbeğini böyle sallıyor. Ondan kıyaslıyorlar. Kerim bir de şarkısını söyleyip duruyor. Neydi o şarkı? Gel söyle, gel. Gel, gel söyle. Şu tarafa geç. Top 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 top. Yes yes yes. Yes. Stik. Dam 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 dam. Yes 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 yes. Yok. Herkese günaydın. Kerime babası kruvasan almış. Çikolatalı inşallah yer. Hiç umudum yok ama bakalım deneyeceğiz. Ayasa da simidi var. Birazcık domates dilimi yiyeceğini sanmıyorum ama yine de hep böyle deniyorum ben. Şöyle. Sabah sabah yaptıkları sesi duyuyor musunuz? Şunun bir tarihine bakacağım da. Burada da benim yarım litre suyum var. İçinde de ne var biliyor musunuz? Elma sirkesi. Bebeği unuttuğunu anlatıyor. Aa, görüyor musun? Unutmuş. Bebeği unuttun ya diyor. Diyor. Bebeğini mi unuttun? Ayas. Bebeğini unuttum Ayas. Ya. Ayas. Biz nereye gidiyoruz bugün? Nereye gidiyoruz? Ama nereye gidiyoruz? Hatta gidiyoruz, evet, nereye gidiyoruz? Onun parka gidiyorlar bebe. Hayır. Allah'ım. Hayır. Nereye gidiyoruz? Oyun parkına. Oyun parkına gidiyoruz diyor hayır ya Kerim. Hayır dedim. Ha. Söyle nereye gittiğimizi. Nereye gidiyoruz Ayas? Bugün oyun parka gidiyoruz. Hayır. Hani evde söyledin ya. Oyun parkı. Evet, evde gidiyor. Doğru söylemiştin. Unutmuş oğlum. Kerim. Unuttum ya oyun parkı. Timur'a gidiyoruz. Unutmuş Ayaz. Timur'a gidiyoruz Ayaz. Timur. Hatta. Evet. Hatta nerede? Bundan hatta gidiyor. Bak abi. Hatta gidiyor. Bak. Duydun mu ter? Gitti ya. Maşallah anne, maşallah. Oyun parka gidiyor. Abi. Hayır, oyun parka gitmiyoruz. Biz şimdi nereye gidiyoruz? Timur'a. Timur'a gidiyoruz yani. Kerim'in ayasının kuzenine gidiyoruz. Kardeşimgile gidiyoruz. Timur'a. Uzun zamandır. Çok uzun zaman oldu değil mi görüşmeyeli yine? Bana mı öyle geliyor? Valla hatırlamıyorum ki. Siz düşünün, bayağı uzun zaman oldu. Şimdi gidiyoruz, yoldayız. Ayas bağırma. Baba. Ne Ayas? Bugün baba biz neyle gidiyoruz Timur'la? O ne demek? Timur'la neyle gidiyoruz? Arabayla gitmiyoruz mu? Sen Face ID'ye mi sırıttın Grat? Aynen. Ist es euch aufgefallen? Biz yemeğimizi yedik şimdi. Ben diyetteyim diye Tuğba böyle bir masa hazırlamış gördüğünüz gibi şekerlerle, her şeyle, çikolatalarla. Kardeşim götür ediyor. En çok Emre ile kendisi yiyor. Neyse kardeşim göstermiyoruz.
afiyet olsun Levent. Sesini çıkarabilirsin. Korkma. Sesini çıkar. Sesini çıkar. Bıraksana ya. İstemiyor adam. Nasılsın o? Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun. Boğazına kapatmaz inşallah. Danke schön. Beraber olsun. Hayır, olmasın. Zayıflayayım ondan sonra olsun. Ondan sonra hiç olmaz. Şimdiye kadar yediklerine sayacaksın. Hep bunu diyor biliyor musun bana? Ama diyete girince bir insan öyle olur. Öyle değil mi yani? Kamera arkasında neler yaptığımı bilmek istemezsin şimdi. Neyse kapatıyorum. Ben ama size söyleyebilirim. Duyguyu başarılı bir şekilde bugün depresyona soktuktan sonra kapanış bana kaldı. O kapanışı yapabilecek durumda değil çünkü hepimizin yemek yemesini izledi. Kendisi hiçbir şey yemediği için şu anda knockout. Bak konuşmaya bile şeyi yok. Hali yok. Şeyimizden kapatalım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Lütfen videolara beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda da hemen izler izlemez beğeninizi yapın. Onu da unutmayın. Onu şimdiden söyleyeyim. Hatta sonuna bile bırakmayın. Hemen videoyu açar açmaz beğeni tuşuna basın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Şehmoz, sen bir şey diyor musun? Aha birisi canlandı orada. Bağırma diyor. Kendine geldi galiba. Çocuklar gelecek. Neyse. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.